Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yanılmıyorsam 3 gündür video çekmedim çünkü çok hani bir değişim olsun, bir şeyler değişsin, farklı bilgiler vereyim diye bekledim. Çünkü hep aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Yani daha taze, daha sağlıklı bilgilerle karşınızda olmaya çalışıyordum. Bu videonun içerisinde biraz daha farklı bilgiler vermeye çalışacağım, öncelikle onu söyleyelim. Şuradan başlayalım. Trabzonspor'un kamp kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başladı arkadaşlar. Genç oyunculardan teknik direktör Abdullah Avcı, Ahmet Can Kaplan, Faruk Can Genç, Salih Kavrazlı A takım kadrosunda düşünüyor. Murat Cem Akpınar da yine kiralık dönen oyunculardan birisi olarak A takım kadrosu içerisinde yer alacak. Hakan Yeşil, Atakan Gündüz, Safa Kınalı gibi oyuncular kamp kadrosu içerisinde yer alacak mı? Bu durum henüz netlik kazanmış değil. Ama şu bir gerçek ki Trabzonspor gelecek sezondan itibaren Hekimoğlu Trabzon Kulübü ile bir nevi pilot takım uygulamasını devreye sokacak. Resmi olarak bir anlaşma yok ama bu genç oyuncular, 19 takımında yaşını dolduran, A takımda düşünülmeyen oyuncular pilot Hekimoğlu Trabzon Kulübü'ne gönderilecek ve orada maç oynamaları sağlanmaya çalışılacak. Hekimoğlu Trabzon Kulübü de yeni bir yapılanma içerisine girdi zaten. Yeni bir teknik adamla anlaşacaklar. Yeni bir sportif direktörleri geldi. Daha çok Trabzonspor altyapısından yetişen ve genç oyuncular ağırlıklı bir kadroyla gelecek sezona başlamayı planlıyorlar. Yine hedef tabii ki üst sıralar, zirve, şampiyonluk ama biraz daha farklı bir misyonla sezona başlayacaklarını söyleyerek başlayalım. Diğer noktada transfer çalışmaları tabii ki çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Aslında ilk transferler açıklandı. Bruno Perez ve Gervinho transferleri sıcağı sıcağına açıklanınca bu sürecin bu şekilde devam edeceğini bekliyorduk hepimiz. Yine peş peşe imzalar gelir diye bekliyorduk ama şu an biraz daha rolantide bekleme sürecine geçmiş durumda Trabzonspor. Teklifler yapıldı, bekliyor aşamasında. İşte ben o yapılan teklifleri biraz açıklamaya çalışacağım size. Ama Sörloth'la başlayalım. Trabzonspor taraftarları eski golcüsünü tekrar takımda görmek için 3 milyonu aşkın yorumda bulundu. Bu gerçekten bir futbolcuya verilebilecek saygının, sevginin üst limitiydi. Ama tabii ki oyuncunun özellikle telefonuna yapılan aramalar, WhatsApp'tan iletilen mesajlar olayı farklı bir boyuta iletti. Sörloth da bu duruma sosyal medya hesabından bir tepki gösterdi, yaptığı bir açıklamayla. Biraz daha yumuşak bir açıklama yapabilir miydi? Kesinlikle yapabilirdi. Ama onun da üslubu bu şekilde. Buradayken de çok soğuk, yani bu soğuğu yanlış anlamayın, karakter olarak o tarz bir oyuncuydu. Yine bu şekilde devam etti. Bunu şu anda transfer perdesi tamamen kapattı gibi de yorumlamayın. Sadece o özel mesajlardan, WhatsApp'ına giden mesajlardan biraz rahatsızlık duyduğunu söyleyebiliriz. Ama diğer noktada Leipzig kulübünün hala oyuncu ile ilgili vereceği kararı bekliyor Trabzonspor kulübü. Şu an itibariyle bir anlaşma aşaması veya oraya kadar gelmiş bir seviye yok. Bunu sürekli olarak söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bugün en önemli konulardan bir tanesi Marek Hamsik konusu. Dün Trabzonspor kulübü yetkilileri Marek Hamsik ile ilk resmi teması gerçekleştirdi. Daha önce oyuncunun onayını aldıktan sonra zaten yetkilendirilen menajerler yurt dışına gönderilmişti. O menajerler oyuncunun menajeriyle bir araya geldi ve oyuncu milli takım kampında bulunduğu için yüz yüze görüşme sağlanamadı henüz ama görüntülü konuşma üzerinden Trabzonspor Kulübü resmi teklifini Marek Hamsik'e iletti ve resmi teklifte Trabzonspor Kulübü de oyuncuya üst limit olan 1 milyon 500 bin avro maaş, imza parası ve çeşitli bonuslar birlikte yaklaşık 2,5 milyon avroluk bir teklifte bulundu. Bu Trabzonspor'un bu sezon uygulamaya koyduğu bir sistem. Daha çok bonservisi elinde olan oyuncularla görüşmeye çalışıyor Trabzonspor. Yine Marek Hamsik'e de bu tarz bir teklif yapıldı. Ama oyuncunun maaş beklentisi çok daha yüksek. Aslında 3,5 milyon avrolarla başladı. 3'e indi, biraz daha aşağı indi ama hala Trabzonspor'un istediği rakamlara gelmedi. Özellikle maaş beklentisi çok fazla oyuncunun. Yani imza parasından ziyade maaş beklentisi çok yüksek. Şu an itibariyle görüşmelerin devam ettiğini söyleyelim. Resmi boyutta görüşmeler devam ediyor. Dün yine görüşmeler yaptım Trabzonspor yöneticileriyle. Bu transfer sürecinin şu anda tamamen istedikleri gibi gittiğini söylüyorlar. Ne oyuncudan ne de menajerinden bu transferle alakalı şu ana kadar olumsuz bir sinyal alınmadığını çok net bir şekilde söylüyorlar. Zaten Abdullah Avcı Marek Hamsik transferini çok fazlasıyla istiyor. Ama Marek Hamsik transferi gerçekleşirse orta sahadan yeni bir ayrılma söz konusu olur mu? Açıkçası ben
Flavio'nun kamp performansına bakılarak belki de kiralık gönderilebileceğini düşünüyorum. Muhtemelen bu süreç bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Flavio'ya en azından bir kamp daha görecektir. O kamp döneminden sonra kiralık olarak ama başka bir takıma gidişine onay verilecek. Bu şekilde de bir şu an için bir düşünce söz konusu. Diğer noktada Atakan Gündüz'ün yine kiralanması gündemde. Oyuncuya Trabzonspor Kulübü kiralık olarak gidebileceğini tebliğ etti. O da şu anda kendisine kulüp bakıyor. Bunu da söyleyeyim. Muhtemelen yine Hekimoğlu Trabzon Kulübü öncelik olduğu için oraya önerilmiştir. Onu da belirtelim. Diğer transfer çalışmalarına geçecek olursak, stoper bölgesinde Steven Colker'a daha önce de söylemiştik. Beşiktaş'ın teklifi var, Fenerbahçe'nin teklifi var, Trabzonspor'un teklifi var. Oyuncunun İngiltere'ye dönme düşüncesi var. Trabzonspor'la bazı rakamsal farklılıklar söz konusu. Fenerbahçe'nin önerdiği rakamlar Trabzonspor'un rakamlarına göre biraz daha fazla ama oyuncu Trabzonspor'un özellikle bonus teklifini çok cazip buldu. Ama bunlar değişebiliyor. İşte Fenerbahçe rakam artırıyor, Beşiktaş rakam artırıyor. Steven Colker'la ilgili olarak bu temasların sürdüğünü belirtebiliriz. Şu an itibariyle oyuncu her takımla dirsek teması halinde net bir kararını vermiş değil. Diğer sol bek konusuna gelecek olursak, geçtiğimiz günkü yayında burada 6-7'ye yakın isim saymıştım sanırım. O isimlerden bazıları elendi arkadaşlar. Yüksek maaş beklentisi veya beklentileri karşılamayacağı gerekçesiyle elenen isimler var. Bunlardan bir tanesi mesela Saracchi, şu anda olumsuz gidiyor transfer görüşmeleri. Welling olumsuz giden transfer görüşmelerinden bir tanesi. Onu söyleyeyim. Diğer oyuncular Bilger Melik, Umut Meraş, bu oyuncularla ilgili görüşmeler şu an itibariyle devam ediyor. Farklı bir isim daha var. 3 gün önce de söylemiştim. Hala arkadaşlar çok net bir şekilde o ismi doğrulatamadım. Yani takdir edersiniz biraz gizli tutmayı başardılar şu ana kadar. Bakalım o isim mi olacak? Bunu bekliyor olacağız. Kaleci transferiyle ilgili olarak Uğurcan Çakır'ın gidişinden sonra Mert Günoğ birinci alternatif olarak görüyor Trabzonspor Kulübü ama Beşiktaş'ın kalecisine de teklif gelmesi ve Beşiktaş'ın da kalecisini sattıktan sonra gözünü Mert'e çevirmesi biraz buradaki rekabeti artırabilir. Bunu da belirtelim. Bununla ilgili de yine önümüzdeki günlerde bazı detaylar vermeye çalışacağız. Diğer noktada başka farklı bölge için sağ kanat için bir haber yapmıştım. Sosyal medyada da çok fazlasıyla ilgi gördü. Teknik direktör Abdullah Avcı Sörlot transferi olursa sağ kanat transferinden vazgeçebilirim diye bir talepte bulundu yönetim kuruluna. Ama şu an itibariyle zaten Sörlot'la ilgili çok somut gelişmeler olmadığı için sağ kanat transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Tabii ki en çok istediği isim Christian Teo. Teo ile ilgili olarak oyuncunun kulübü Real Betis ile yaklaşık bugün itibariyle 50 güne falan yaklaştı. 50 gündür çok ciddi bir pazarlık içinde 50 bin, 100 bin, 200 bin eurolar indirilmeye çalışıyor. Ama Christian Teo transferini hala kapatmış değil Trabzonspor. Oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Oyuncuyla daha doğrusu kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Ama tabii oyuncu ne kadar bekleyecek, kulübü ne kadar inecek, burası da çok kritik gibi gözüküyor. Diğer en önemli konulardan bir tanesi tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı kuralı. Şu an itibariyle Trabzonspor'un kadrosundaki yerli oyunculara bakıldığında gelecek sezon bu kural uygulanırsa eğer ki ben uygulanacağını düşünmüyorum. Muhtemelen Kulüpler Birliği çok net bir şekilde bu noktaya tepkisini gösterecektir ve bir şekilde bu ertelenmeye çalışacaktır. Ama velev ki uygulanırsa açıkçası Trabzonspor'u biraz sıkıntılı bir sürecin beklediğini düşünebiliriz. Çünkü dediğim gibi çok fazla yerli oyuncu alternatifi yok Trabzonspor'un. Teknik direktör Abdullah Avcı da genç oyunculara çok fazla forma şansı vermedi gelecek sezon. Geçtiğimiz sezon, gelecek sezon içinde kadroda düşündüğü oyuncu sayısı. Dolayısıyla orayla ilgili biraz sıkıntı yaşayabilir. Dün biri almadığınız yerli oyuncunun fiyatı bir anda bu karar sonrası şu anda 2'ye 3'e fırlamış gibi gözüküyor. Bu karara biraz anlam vermekte zorlanıyorum açıkçası. Çünkü yabancı kuralı yokken Merih Demiral, Çağlarlar, Ozan Kabaklar, Yusuf Yazıcılar, Burak Yılmazlar Avrupa'da harikalar yaratırken bu karara ben anlam vermekte biraz güçlük çekiyorum. Ben bu kararın ligin kalitesine de zarar vereceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bakalım, dediğim gibi çok da uygulanabilirliğini, uygulanacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim.
Bu videoyu da burada sonlandıralım. Bazı arkadaşlar özellikle sesle ilgili sorunlar olduğu noktasında çok fazlasıyla eleştiri yapıyordu. Haklılar da. Yeni ses dizaynını güçlendirmek için, ses ekipmanını güçlenmek için bazı siparişler verdim. Onlar ulaştığında inşallah daha da kaliteli videolar çekmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince diyelim. Şimdilik videoyu burada sonlandıralım. Eğer daha sıcak gelişmeler olursa gün içerisinde veya farklı günlerde yine sizlere aktarmaya çalışacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.